Güzel bir videoyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü konumuz insurance. Eminim birçoğunuz merak ediyor arkadaşlar, sigorta işi nasıl yapılıyor? Bugün sadece sigortadan konuşacağım sizinle. Ben kendi business'ımı nasıl sigortalıyorum, arabalarımı nasıl sigortalıyorum, kaza durumunda neler yapıyorum? Tamamen bunlardan konuşacağız. Biliyorum birçoğunuzun aklında bir sürü soru var ve bazı arkadaşlarınız Tro sigortasını kullanıyorum diyor. Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Tro'nun sigortasını kullanamazsınız. Kendi personal sigortanız da olması lazım. Çok fazla üzerine basmadan size kısaca açıklayacağım. Arkadaşlar, sigorta olayına giriş yaparsak öncelikle arabanızı kiralıyorsunuz. Tro'dan bahsediyorum. Öncelikle Tro'dan bahsedeceğim. Daha sonra private rental'lardan bahsedeceğim. Tro yapıyorsanız ya da Tro ve private rental yapıyorsanız nasıl bir business structure izlemelisiniz ondan bahsedeceğim. Öncelikle Tro'ya başlıyoruz arkadaşlar. Tro yapıyorsanız ya da sadece Tro yapıyorsunuz arabanızla, bana gelen sorular şu yönde. İşte abi ben Tro yapıyorum. Benim sigorta satın almama gerek var mı? Yani normal personal sigortadan bahsediyor. Cevap evet arkadaşlar. Siz sadece evden kiralıyorsunuz. Mesela sadece evin önünden arabayı kiralıyorsunuz. Arabayı hiç sürmüyorsunuz bile. Olsa sigorta almak zorundasınız arkadaşlar. Aracınıza personal sigorta yaptırmak zorundasınız. En çok gelen sorulardan bir diğeri de şu. Sigorta kağıdımı, yani personal sigorta kağıdımı aracın içinde tutmak zorunda mıyım? Evet arkadaşlar, tutmak zorundasınız aracın içinde. Arabaya çevirmeye girdiği zaman müşteriler, polis çevirdiği zaman sizin personal sigortanızı göstermek zorunda polise. Polisin soracağı ilk sorulardan birisi bu. Peki Tro'nun sigorta kağıdı var. O sigorta kağıdı ne işe yarıyor? Arkadaşlar, Tro'nun sigorta kağıdı, şu ekranda da görebilirsiniz şu an. Tro'nun sigorta kağıdı sadece kazalarda kullanmak için. Tro da araç kiradayken müşteri kazada o Tro'nun sigorta kağıdını karşı tarafa veriyor. Sadece Tro'nun sigorta kağıdı kazalarda geçerli arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani sizin ne olursa olsun Tro yapıyorsunuz, sadece Tro yapıyorsunuz, personal insurance'a ihtiyacınız var. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ve o personal insurance'ı arabanın içinde tutmak zorundasınız. Arabanın içinde personal insurance'ınız, aracın ruhsatı ve Tro'nun Instant Info Card. Yani o Tro'nun insurance dediğimiz Travelers'tan yaptırdıkları şeyi, 3 tane, 3 parça kağıdı arabanın içinde tutmak zorundasınız. Peki, araba kiralandı, kaza oldu. Araba kiralandıktan sonra sizin personal insurance'ınız hiçbir şekilde devrede değil arkadaşlar. Burada Tro'nun kendi liability insurance'ı devreye giriyor ve üçüncü partiyi ödeme yapıyor ve sizin protection planınızda ne kadarlık bir coverage'ınız varsa ona göre size ödeme yapıyor herhangi bir kaza durumunda. Şöyle örnek göstermek istiyorum. Sizi bilgisayar ekranına alacağım. Şimdi arkadaşlar, sizi bilgisayar ekranına alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bilgisayar ekranında Tro'nun kendi sigortası var. Tro'nun kendi liability and vehicle protection. Bunlardan daha önce videoların içinde bahsetmiştim ama bugün detaylı olarak gireceğiz. Bunu change dediğimiz zaman burada benim kullandığım planı görüyorsunuz. %75 plandayım ben arkadaşlar. Mesela bunu %90 planla karşılaştıralım. Şu an kullandığım plan %75. Yani ben gelen gelirin %75'ini tutuyorum. %25'ini Tro alıyor. Bu %25'lik pay karşılığında da herhangi bir kaza olduğunda benim cebimden çıkacak miktar sadece $250 oluyor. Mesela bir kaza oldu. Kaza sonucunda $2000 bir hasar var. Tro bana $1750 ödüyor. Peki ben %90 planda olsaydım ne olacaktı? %90 planda olsaydım arkadaşlar benim cebimden çıkacak para $2500 olacaktı. Bir kaza olduğu zaman yine $2000'lık bir kaza olduğunu varsayalım. Hiçbir para alamayacaktım ama tribin %90'ını ben tutacaktım. Sadece %10'luk bir kısmını Tro'ya verecektim. Arkadaşlar, bu sizin aldığınız bir risk. Bunu unutmayın. Ben çoğunuzu görüyorum. %90 plandasınız. %90 planda kaza oluyor. Tro diyor ki bu kaza sizin deductible'ınızdan fazla. Bu hasar, o yüzden ödeme yapmıyorum diyor. Daha sonra bana sinirli mesaj atıyorsunuz. İşte Tro beni kazıkladı, işte Tro beni scamledi, şöyle oldu, böyle oldu vesaire vesaire mesajlar atıyorsunuz. Bu senin sorunun arkadaşım. Bu sizin suçunuz. Çünkü %90 planda olmayı siz seçiyorsunuz. Ve %90 plana geçerken şöyle gösteriyorum. Diyor ki bakın, burada bir yazı var ve size her şeyi açık açık söylüyor.
Diyor ki, heads up. The plan you selected has a higher deductible than your current plan. Yani şu anki planından daha yüksek deductible'ı var diyor. Yani cebinden daha fazla para çekecek diyor. Meaning, yani anlamı diyor, if there's a physical damage to your car during a guest's trip and you file a claim, yani herhangi bir kaza durumunda file, yani claim yaparsan, file a claim yaparsan, yani hasar bildirirsen, Türkçesini bilmiyorum, you will be responsible for paying the $2,500 deductible before you are eligible for reimbursement from Turo, demiş. Even if the guest causes the damage, yani guest herhangi bir damage cause olsa bile, yani yapsa bile, sen diyor, sen responsible olacaksın diyor $2,500 deductible'dan. Ve diyor ki, do you want to apply this protection plan change to all of your cars? Burada iki tane seçenek var. Just this car, all cars. Tabii ki de ben böyle bir hata yapmayacağım arkadaşlar. Ben %75'te duracağım. Risk almak istemiyorum. %90'da geçebilirim. Ama aradaki %15 farkın hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Benim için hiçbir anlamı yok. Çünkü bir tane kaza olur. Ve o bir tane kazada kazanamayacağınız çok fazla para olur. Ve ondan dolayı kayıp yaşarsınız. O %15'ten daha fazlasını kaybedersiniz. Şimdi exterior wear and tear diyor. Not included, not included. Wear and tear sadece %65'te included. Ama o da sadece yeni arabalarda ya da çok lüks arabalarda included. Yani çok küçük bir çizik oldu. Küçük, çok küçük bir göçük var vesaire vesaire. Böyle 3 inçten küçük. O zaman sadece %65'te included. Loss of hosting income diyor. Not included. Yani zaten bir sürü arabanız olacak. Bence buna gerek yok. Liability coverage. Bu zaten hepsinde var arkadaşlar. Bütün planlarda liability coverage var. Yani üçüncü parti coverage var. Kısacası arkadaşlar, Turo arabanız için %60, 75, 80, 85, 90 planları seçebilirsiniz. Kendiniz için hangisi en uygunsa onu seçin. Ben %75'te kalmayı seviyorum. $250 deductible, reasonable ve genelde Turo'nun bana ödediği miktardan daha ucuz araba yaptırdığım için bu $250 deductible cebimden çıkmamış oluyor. O yüzden bunun kararını siz verin lütfen. %90 planı seçip de daha sonra işte beni arayıp işte abi kaza yaptım, %90 plandaydım, nasıl olacak demeyin. Peki, %90 plandasınız. İşte az önce konuşuyordum. Kaza yaptınız. $2,500 deductible'ınız var. Bundan çıkış yolu nedir arkadaşlar? Bundan tek bir çıkış yolu var. Müşterinin sigortasıyla claim yapacaksınız. Tek yol bu arkadaşlar. Tek çözüm bu. Müşteriyi arayacaksınız ya da müşteriye mesaj atacaksınız. Diyeceksiniz ki böyle böyle senin personal insurance'ın var mı? Varsa oradan claim yapar mısın lütfen diyeceksin. Ve müşterinin personal insurance'ıyla claim yapacaksın. Ben bunu, benim 75 paketim olmasına rağmen müşterinin personal insurance'ıyla şu an claim yaptım. Çok kolay işlem gerçekten. Size çek yolluyorlar. Henüz çek gelmedi bana. İşlem biraz sürüyormuş. Geldiğinde onunla ilgili, yani müşterinin personal insurance'ıyla nasıl claim yapılıyor ile ilgili size bir video çekebilirim. Geldikten sonra ancak şu an için çok fazla detayları bilmiyorum. Sadece müşteri size bir claim numarası veriyor. O claim numarasını atıyorum hangi firmadan verdiyse o firmayı arıyorsunuz. O firmaya rental agreement ve fotoğrafları yolluyorsunuz. Sonra claim işlemleri başlamış oluyor. Arkadaşlar bu işlem böyle. Turo'dan 60, 75, 80, 85, 90 seçebiliyorsunuz. Kendinize en uygunu hangisi ise, ben %75'te kalacağım. %75 en mantıklısı. Personal insurance'ı ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun dersen. Arkadaşlar personal insurance'ı, benim kullandığım iki tane insurance var. Bir tanesi commercial insurance, bir tanesi personal insurance. Commercial insurance'da şöyle ekrandan size göstermek istiyorum. Lula'yı kullanıyorum. Gördüğünüz gibi 9 tane araba var. 9 tane arabadan, 9 tane araba için aylık $711 ödüyorum. Bu Lula insurance'ı, bu Lula'nın commercial insurance'ı detaylarına girersek eğer aylık $79 gibi cüzi bir rakamı var. Full coverage arkadaşlar. Mesela şöyle Jeep'ten başlayalım. Buradan aşağı iniyoruz. Burada insurance kartı mesela size göstermek istiyorum. Evet, böyle bir insurance kart
var arkadaşlar. Burada aracın bilgileri, işte ne zaman effective date ile expiration date'i vesaire vesaire gösteriyor. Arkadaşlar bu commercial insurance'ın coverage'ı, siz Lula'nın coverage'ı, bu insurance sadece True için özel, off rental program, OPR mı ne, o tarz bir ismi var. Yani araba sadece kirada değilken, siz kullanırken geçerli. Yani şirket sahibi olarak siz kullanırken geçerli. Lula bunu Truo'ya özel olarak çıkardı. Araç kirada değil ve sadece business olarak kullanabiliyorsunuz. Siz car wash'a gidiyorsunuz, mekaniğe gidiyorsunuz, havalimanına müşteriyi arabayı bırakmaya gidiyorsunuz. O zaman bu insurance'u kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim bu araçlarda personal insurance'ım yok, commercial insurance'ım var. Bunun tek catchy 300 mile yapabiliyorsunuz. Aylık sadece 300 mil yapma hakkınız var arkadaşlar. Ve onların hepsinin business mili olması lazım. Bu aracı siz personal işleriniz için kullanamıyorsunuz. Yani buradan markete, kafeye, restorana bir yere gidecekseniz bu insurance'ı kullanamıyorsunuz. Atıyorum gece klaba gidiyorsunuz. Bu arabayı aldınız, kaza yaptınız. Bu insurance ödemeyecek arkadaşlar. Çünkü business related değil. Kaza yaptığınız zaman onun business related olduğuna inandırmanız lazım. Atıyorum bir yere gidiyorsunuz, kaza yaptınız. Hani mekaniğe gidiyordum, karvaşa gidiyordum, onu yapıyordum, bunu yapıyordum şeklinde bildirimde bulunmanız gerekiyor. Yoksa bu insurance coverlamayacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Geriye kalan araçlarımda neyi kullanıyorum? Peki geriye kalan araçlarımda arkadaşlar normal personal insurance kullanıyorum. Peki geriye kalan araçlarımda neden Lula'yı kullanmıyorum diye sorarsanız, Lula'nın mil limiti var ve benim bazen mil yapmaya ihtiyacım oluyor. Transportation işi yapıyorum biliyorsunuz. Ya da şehir dışına gezmeye gitmem gerekiyor. İşte şehir içinde çok fazla gittiğim yerler oluyor. Vesaire vesaire işlerim oluyor. Yani mil yapmak istediğim için bu 9 arabayı ben Truo haricinde kullanmıyorum. Onun dışında arkadaşlar diğer kalan arabaların hepsi personal insurance. Herhangi mil limiti yok. Normal kullanabiliyorum. Lula için aşağıya bir link bırakacağım arkadaşlar. O linkten kayıt olabilirsiniz. Siz de kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak dediğim gibi arkadaşlar Lula'yı kullanıyorsanız eğer check-in ve check-out yapmayı unutmayın kesinlikle. Peki Truo kısmını geçiyorum. Küçük bir özetleyeceğim. Truo kısmını öyle geçeceğim. Öncelikle Truo'dan insurance paketini seçeceksiniz. O seçtiğiniz insurance paketi sadece araba kiradayken, yani protection paketi sadece kiradayken kapsıyor. Sizin arabayı kendiniz kullanmanız için bir insurance ihtiyacınız var. Bunu Lula'dan commercial alabilirsiniz. Commercial için şirkete ihtiyacınız var. Ya da ikinci seçenek personal insurance alabilirsiniz. Bu ikisi artı Truo'nun insurance'ı, yani toplamda bu ikisinden biri artı Truo'nun insurance'ı. Toplamda iki ayrı insurance ihtiyacınız olacak. Truo'nun insurance'ı zaten geliyor. Siz seçiyorsunuz. Personal insurance yaptırmak zorundasınız. Bunu 10 kere de olsa, 11 kere de olsa bir daha söyleyeceğim. Çünkü yaptırmıyorsunuz arkadaşlar. İşte Truo'nun insurance'ı var diyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Yaptırmak zorundasınız arkadaşlar. İleride başınız ağrır, ağrımasın, yaptırın. Şimdi Truo kısmını kapatıyorum. Ve eğer private rental yapıyorsanız, yani arabanızı Truo haricinde özel olarak birine kiralıyorsanız, arkadaşlar Lula gibi bir şirketten, ki Lula da yapıyor, private rental için araba başına quote alacaksınız, fiyat alacaksınız. Atıyorum 5 tane arabanız var, private rental yapacaksınız. Bu 5 arabadan Lula için fiyat aldığınızda ortalama 120-130 dolar araba başına bir fiyat çıkacağını tahmin ediyorum. Araba başına değişebilir tabii ki. Ve bu çıkan, bu aldığınız commercial insurance size private rental commercial insurance sizin bu araçları private olarak kiralamanızı sağlayacak ve bir kaza durumunda bu araçların liability insurance'ı olacak. Siz ayrıyeten müşteriye şey de satabilirsiniz. Extra insurance da satabilirsiniz arabanın coverage için. Çünkü bir kaza durumunda bu insurance'ın deductible olacak yaklaşık 1000 dolar kadar. Atıyorum müşteriye private olarak arabayı kiraladınız. Müşteri kaza yaptı. Bu insurance 1000 dolardan sonrasını ödeyecek. Arabanın fiyatına göre değişiyor. O yüzden eğer private rental yapıyorsanız şirket rental agreement, sonra Lula gibi bir firmadan sigorta almak zorundasınız arkadaşlar. Bunları unutmayın. Bu üçünü yaptıktan sonra müşteriye ayrıyeten ekstra sigorta satabilirsiniz. Ancak rental agreement'ı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Rental agreement must. Müşteriye bir tane kopyasını verin ya da dijital olarak kopyasını yollayın. Müşteri de bulunsun.
Ayrıyeten bir de ödeme şeyi kurmanız lazım. Sistemi kurmanız lazım. Square'i kullanabilirsiniz. Stripe vardı galiba. Stripe kullanabilirsiniz. Ya da Venmo'nun business'ı vesaire vesaire şeyleri var. Onları kullanabilirsiniz. Buna siz karar vereceksiniz. Tabii ki. Bu tarz atıyorum özel private rental şirket kurmak istiyorsanız daha detaylı bilgiye ihtiyacınız var. Bu insurance ile ilgili çoğu şeyi anlattım ancak çok spesifik sorularınız var. Daha detaylı bilgiye ihtiyacınız var. Ya da bir sıkıntı yaşadığınız müşteriyle birebir görüşme almak istiyorsanız lütfen aşağıya link bırakıyorum. Oradan schedule yapabilirsiniz. Ve sizinle birebir özel olarak görüşme yapacağım. Elimden geldiğince sorularınızı cevaplayacağım. Eğer yardım edebileceğim bir durum varsa tabii. Bugünkü video bu kadardı arkadaşlar. Aşağıya Lula linkimi ve schedule yapmanız için benimle birebir görüşme yapmanız için gerekli olan linki bırakıyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.